Merhaba arkadaşlar. Şimdi nasıl bir bağlanın arkadaşlarından bir konuşabilir mi? Sesini alemde duymam lazım. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor mu? Cızırtısı gelmiyor. Sesiniz gayet net. Tamam, cızırtı gelmiyor. Peki. Evet arkadaşlar, bugün sıfatlarla başlayacağız. Sıfat diyeceğiz, soru çözeceğiz. Zamir diyeceğiz, soru çözeceğiz. Tamam mı? Bugün iki tane konumuz olacak. Yeni başlayan arkadaşlarım için bir daha söylüyorum. Ben YouTube kanalına atıyorum zaten. İdare de atıyor. Ya Murat Eğitim'in sayfasında da var. Gildes Hoca'yla Türkçe YouTube kanalında da var konu anlatımları. İstediğiniz yerden dinleyebilirsiniz. Oynatma listesinde ekle. Akşam da Instagram sayfamdan canlı yayın yapacağım. İstediğiniz herhangi bir konu var mı arkadaşlar? Hocam şu konuyu anlatın dediğiniz bir konu var mı? Ben öğrencilere girdiğim gruplara soruyorum. Genelde cümlenin ögeleri istendi bugün için ama var mı sizin özel bir isteğiniz? Dün paragrafı anlattım. Paragrafın taktiklerini arkadaşlar YouTube'a atacağım. Bir isterseniz ona da bir göz atarsınız, tamam mı? Bir dakikada 3 paragraf sorusu nasıl çözülür onu anlattım. YouTube kanalıma ekleyeceğim. Tabii sizde de anlatacağız zamanı geldiği zaman. Şey hocam, özel bir isteğiniz söyleyeceğim. Şöyle, şimdi muhasebe, iktisat, bir sürü yoğun dersler olduğu için şu anda böyle sizinle beraber gittiğim için ben kendi adıma şey istemiyorum şu anda. Yani böyle iyi gidiyor gibi geliyor. Ama tabii arkadaşlar ne düşünür bilmiyorum. Tamamdır. Beni doğru, sizin çok alan dersiniz vesaireniz de var. Önden çok gitmek istemiyorsunuz. Ama şunu unutmayın, olur mu? Türkçe sona bırakılacak bir ders değil. Yüz yüze geldiğimiz zaman telafi ederiz, hallederiz. Sakın düşünmeyin lütfen. Anlaştık mı? Yani mutlaka benim anlattığım konularla ilgili yapın. En azından o şekilde halledelim. Yani sizin anlattığınız gibi tekrar edip soru çözüyorum o şekilde. Tamam, süper o zaman. Tamam. Yine her hafta söylüyorum, rehberliğe ihtiyacı olan olursa bana özelden yazabilir. Rehberlik konusunda da yardımcı olurum. Ders çalışma programı, derse nasıl çalışmalı şeklinde yardımcı olmamı isteyen yine özelden bana yazabilir, tamam mı? Hadi bakalım başlayalım o zaman sıfatlarla. Yolumuz bugün uzun çünkü iki tane konu anlatacağım. Arkadaşlar, anlatacağım iki konu birbirine çok benzeyen konular. O yüzden iki tane anlatacağım. İlk saat sıfatları halledeceğiz. Mola verip ikinci saatte de zamirlere geçeceğiz. Arkadaşlar, sıfatlar diğer bir ifadeyle ön adlardır. İsimleri niteleyen ve belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. Yani bir cümlede sıfat olabilmesi için öncelikle tabii ki bir ismin olması gerekiyor. Bunu unutmayacağız. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir sıfatlar. O yüzden sıfatlarımızı ikiye ayırıyoruz. Bunlardan ilki niteleme sıfatları arkadaşlar. Niteleme sıfatlarının sadece bir tane özelliği var. Başka hiçbir özelliği yok. O da isme sorulan nasıl sorusunun cevabı olması. Ben isme nasıl diye sorarsam aldığım cevap kesinlikle bir niteleme sıfatıdır. Mesela güzel kız, mavi göz, kırmızı elma ya da yuvarlak masa, sarı saç, siyah kazak. Bunların hepsi arkalarından isim geliyor ve ismi niteliyor. O yüzden de bunlar birer niteleme sıfatıdır. Bu arada ben bu konu anlatımını mavi kitabımdan yapıyorum. Elinizde varsa hani olan arkadaşlarım oradan takip edebilirler. Üzerine not alabilirler arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bir dikkat yazmışım. Önemli bir madde. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı sıfattır. Çok güzel, ama şuna da dikkat edeceğim. Fiile sorulan nasıl sorusu da var. Demek ki karıştırmayacağım. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı sıfatken, fiile sorulan
Nasıl sorusunun cevabı durum zarfıdır arkadaşlar. Haftaya göreceğimiz zarflar konusunda durum zarfı diye bir maddemiz olacak. Durum zarfları da nasıl sorusuna cevap verir. O yüzden de öğrenciler genelde bu iki maddeyi birbirine karıştırır. KPSS'de direkt buradan yürüyor. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum. Nasıl diye soracağım. Evet, ama isme sorarsam sıfat, fiile sorarsam zarfı bulmuş olacağım. Mesela bir saniye, arkadaşımızın biri şey yazıyor. Melike, YouTube şeyden atacağım, WhatsApp'tan ders sonunda atacağım. Tamam mı? Şu an anlattığım konunun PDF'sini ders sonunda atacağım. Mavi gözleri vardı dersem, gözler isimdir. İsme sorulan nasıl sorusun cevabı mavi olduğuna göre buna sıfat diyeceğim. Gözleri mavi görünüyordu. Görünmek fiil olduğuna göre mavi görünmek bu cümlede tabii ki zarf olarak kullanılacak. O yüzden lütfen bir daha söylüyorum. Dikkat ediyorsunuz. Evet, ben niteleme sıfatını bulurken nasıl diye soracağım. Ama isme sorarsam sıfatı bulurum. Fiile sorarsam zarfı bulurum. O yüzden ayrıma dikkat ediyoruz. Niteleme sıfatları dışında kalan bütün sıfatlar belirtme sıfatıdır arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Şimdi ben belirtme sıfatlarını size madde madde anlatacağım ama bak, ama işiniz kolaylaşsın diye söylüyorum. Ya işaret belirtmeydi, şu belirtmeydi falan diye ezberlemek yerine sıfatları bulun, nasıl diye sorun. Cevap verenlerin niteleme sıfatına, cevap vermeyen bütün sıfatların başlığını belirtme sıfatına almanızı istiyorum. Tamam mı? İşin kolay tarafı bu. Çünkü soru şöyle gelecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı vardır diyecek. Ben ne yapacağım? O an ya soru muydu, sayı mıydı, bilmem neydi diye aklıma yazmaya mı çalışacağım? Düşünecek miyim? Gerek yok. Sıfatları bulacağım. Nasıl cevap vermeyen bütün sıfatları belirtme sıfatı olarak alacağım. Şimdi belirtme sıfatından ilk işaretimiz arkadaşlar. Yalnız ben işaret sıfatının yanına şöyle bir tane işaret koymak istiyorum. Neden? Çünkü ikinci saat göreceğimiz işaret zamirlerimiz olacak. Şimdi bu işaret sıfatı, o işaret zamiri KPSS'de bunu atlayacak mı? Atlamayacak. Kesinlikle bir soru kalıbı olarak karşımıza çıkartacak. Şimdi dikkat ediyoruz. Bakın, işaret diyor. Önce bir işaret bildiren sözcüklerimi bulacağım. Bu, şu, o, öteki, biriki, şuradaki, buradaki, oradaki gibi kavramlar bir işaret bildiren sözcük. Çok güzel. İşaret bildiren bu sözcükler eğer, bak çok önemli, işaret bildiren bu sözcükler de, den, il ve larlar ekini alıyorsa. Ki ben bu ekleri size geçen hafta anlatmıştım, hatırlayın. Den ve i ekleri bir hal ekidir, lar çokluk ekidir. Ne demiştik? Bunları sadece isimler alabilir. O zaman hoca uyarıyor. İkinci saat göreceğimiz zamirler ikizlerin isimlerin ikiz kardeşidir. Yani isim neyse zamir aynısıdır. O zaman ben diyeceğim ki işaret bildiren sözcüğüm de, den, İ ve L eklerinden birini alıyorsa bunlar kesinlikle işaret zamiridir. Yüzü kapalı işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. İşaret sıfatları asla bu ekleri almazlar. Bunu şöyle sorar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili işaret bildiren sözcüklerim zamirdir diye sorar. Ya da farklı türdedir der. Baktınız bu eklerden birini alan bir işaret sözcüğü var. Direkt yapıştırıyoruz işaret zamirini. Ya bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burada, şurada, orada, bunu, şunu, onu gibi sözcükler hiç tereddütsüz direkt işaret zamiridir. Notlarınıza ekleyin. Zamirler ek alırlar. Sıfatlarsa almazlar. Hocam burada ama ki sıfatı var, ki eki var, sıfat almış. Ki ekini zamir de alır, sıfat da alır. Ben şu beş tane ekten bahsediyorum. Bu beş tane eki ya isim ya zamir alacak. İşaret ismi diye bir şey olmadığına göre işaret zamiri deyip geçeceğiz bunlara. Bu birinci noktamız. İkinci noktaya geldim.
bu, şu, o gibi sözcükler. Evet, birer işaret bildiren sözcükler. Bana bunların ne olduğunu soracak. Sıfat mı, zamir mi? Diyeceğim ki bu çocuk olursa işaret sıfatıdır. Ama bu'dan sonra virgül gelmiş. He, sıfattan sonra virgül gelmez. Bu çocuktan sonra virgül gelir ama bu'dan sonra virgül geliyorsa onun sıfat olma ihtimali %0'dır. O yine zamirdir, tamam mı? Bakın, iki tane kural söyledim. Bir, işaret bildiren sözcükler kalırsa, iki, işaret bildiren sözcüklerden hemen sonra virgül gelirse hiç cümleyi okumanıza gerek yok. Direkt işaret zamirini oraya yapıştırıyoruz. Kalıyorsa, virgül geliyorsa zamiri yapıştıracağız. Bakın, şu ev derse işaret sıfatı, şu deyip virgül koyarsa işaret zamiri olacak. Bunlar demiş ek almış işaret zamiri, şuraya demiş ek almış işaret zamiri ama ek almamış, virgül yok, arkasından isim geliyor, bir tamlama oluşturuyor, o zaman bunun adı işaret sıfatı olacak. Öteki sokak diyor, arkasındaki isimle birleşiyor, kalıp oluşturuyor, bir tamlama oluşturuyor. Sıfatlar zaten isimlerle birleşirse sıfat tamlaması oluştururlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Hocam, ben şurayı bir daha bir istiyorum diyen arkadaşım varsa bir daha bir geçebilirim. Var mı? Devam ediyorum o zaman. Tamam. Şimdi geldim belgisiz sıfatları arkadaşlar. Bakın, belgisiz demek belirsiz demektir. Ben bunun yanına yine şöyle bir işaret koyacağım. Bu işareti koyuyorsam bu ne demek? Belgisiz zamir de var demek. O zaman yine aynı şeyi yapacağız. Belgisiz demek belirsiz demektir. Neyi belirsiz olacak? Sayısı belirsiz olacak. Yani sayıyı net olarak vermeyen ifadelere belgisiz sözcükler diyeceğiz. Sıfat olmaları için arkalarında ek olmaları, arkalarında isim olmaları gerekiyor. Ya da ek alırlarsa zamir olacaklar. Bakın, bazı, birçok, hiçbir, birkaç, çoğu, tüm, bu tarz kavramlarımız var. Bu tarz kavramlar belgisiz sözcükler. Birçok insan demişim, tamlama oluşturmuşum, arkasına ismi koymuşum, bu sıfat. Birçoğu dersem, üzerine ek getirmişim, zamir. Tüm pastayı demişim, tamlama oluşturmuşum, sıfat. Tümünü demişim, ek getirmişim, zamir. Ek alanlar zamir oluyor, arkasında isim olanlar sıfat oluyor arkadaşlar. Adına da sıfat tamlaması diyeceğim. Çünkü sıfatla isim ne zaman bir yan yana gelirse orada tamlama oluşacak. Peki, hiçbir öğrenci beni dinlemiyor dersen sıfat mıdır, zamir midir? Sıfattır. Sıfattır. Çünkü hiçbir öğrenci diyor. Bir tamlama oluşur. O iki kelime bir kafesin içine sokabiliyorum. Ama deseydim ki ya bunların hiçbiri beni dinlemiyor, o zaman ek aldığı için ne diyecektim? Zamir diyecektim. Çok güzel. Zamirler ek alırlar, unutmayacağız. Sıfattan farkı bu. Geldim soru sıfatına. Yine yanına ben şöyle bir işaret koymak zorundayım. Çünkü soru zamirimiz de var. Yine hangi, kaç, nasıl, ne kadar, kaçıncı gibi sözcüklerin birer soru sözcüğü. Bana derse ki hangisinde soru sıfatı var, önce bir bütün şıklarda soruları bulacağım. Altlarını çizeceğim. Arkalarından isim geliyor mu, gelmiyor mu? Ek almış mı, almamış mı, ona bakacağım. Bakın, burada hangi ev diyorum, tamlama oluşturuyorum. Sıfat. Hangisi diyorum, ek getiriyorum, zamir. Nasıl bir elbise diyorum, arkasından isim gelmiş, bir tamlama oluşturmuşum, sıfat. Kaç para demişim, arkasından isim getirmişim, yine sıfat olacak. Tamam mı? Ha, deseydim ki kaçıncı kat, sıfat olacaktı. Kaçıncısında oturuyorsun deseydim zamir olacaktı. Ne kadar paran var deseydim sıfat olacaktı. Ne kadarın var deseydim
zamir olacak. Ne kadarın biraz hoş bir kelime grubu olmuyor. Ama kural olarak oluyor mu? Oluyor tabii. Neden olmasın? Evet, dördüncü belirtme sıfatımız sayı sıfatıdır arkadaşlar. Ama sayı sıfatının yanına işaret koymayacağım. Çünkü sayı zamiri diye bir şey bizde yok. O yüzden sayı sıfatını karıştırma gibi bir durumumuz olmaz. Yine ismin sayısını verecek. Üç ekmek, iki kız dersen bunlar net ifadelerdir, net sayılardır. O yüzden biz bunlara asıl sayı sıfatları deriz. Yarım ekmek, çeyrek domates, üçte bir elma dersem bunlar bana kesir ifade ettiği için kesir sayı sıfatıdır. Üçer ceviz, ikinci sıra, ilk öğrenci diyorum. Şimdi üçer ceviz, ikişer elma dersem üleştirme. İkinci sıra, ilk öğrenci, son öğrenci dersen bunlar da sıra sayı sıfatıdır. Ama sonuç olarak hepsi birer sayı sıfatıdır. KPSS'de bize şunu yapmaz. Hangisinde sıra sayı sıfatı vardır demez. Ya da hangisinde kesir sayı sıfatı vardır demez. Ama test kitapları sorabiliyor. Ben o yüzden bu şekilde size ayırdım. Burada sadece şunu unutmayın. İlk ve son ifadeleri de birer sayı sıfatı. Adı da sıra sayı sıfatıdır. Çünkü ilk öğrenci diyorum, son öğrenci diyorum. Sayı bildiriyorum. O yüzden de buna sıra sayı sıfatı diyeceğiz. Evet, iki sıfat türü gördük. Bir, niteleme sıfatı, nasıl sorusunun cevabı ama ben bu nasılı isme soracağım. İki, belirtme sıfatı diye başlık açtık. Belirtme sıfatları da dört tane dedik. İşaret, belgesiz, soru ve sayı sıfatı. Bu dört tanesi de belirtme sıfatıydı. Ama ben belirtme sıfatlarını ezberlemeyeceğim. Ne yapacağım onun yerine? Nasıl cevap vermeyen bütün sıfatlar belirtme sıfatıdır deyip geçeceğim. Şimdi geldim buradan sonra artı başlıklara. Mesela küçültme sıfatına. Arkadaşlar küçültme sıfatları yine isim niteleyen sözcüklerle yapılır. Yani aslında bir niteleme sıfatıdır bunlar da. Ama anlamı küçültecek. Cik ekiyle yapılanları var. Imsı ekiyle yapılanları var. Imtırak ekiyle yapılanları var. Bir de C ekiyle yapılanları var. Hatırlayın geçen hafta küçültme adlarını görmüştük. Onlar sadece cik ekiyle yapılıyordu. Ama bu seferkiler ımsı, ımtırak, cca ekleriyle de yapılacak. Bakın minicik diyor, küçültüyor. Arkasında da isim koymuşum. Küçültme sıfatı olacak. Sıcacık çay, ufacık göz diyorum. Yine arkalarına isim koyduğum için bunlar birer küçültme sıfatı olacak. Imsi ekiyle de şöyle oluyor. Mavimsi göz demek. Açık mavi demektir. Tam bir mavi değil ama maviye benzer demektir. Mavi gibi olan demektir. O yüzden de biz buna yine mavimsi göz derken küçültme sıfatı diyeceğiz. Sarımsı saç yine sarı gibi olan ama tam sarı olmayan demektir. Siyahımsı göz yine aynı şekilde siyah gibi olan göz demektir. Imtırak ekiyle yapılır. Beyazım tırak diş, mavim tırak göz derken bunlar da dönen yani maviye benzeyen, beyaza benzeyen anlamındadır. Tamam mı? Bunların hepsi birer küçültme sıfatıdır. C ekiyle yapılanlar ilginçtir mesela. Genişçe ev deriz. Genişçe ev demek, geniş olan ev demek değildir. Genişe yakın. İrice karpuz demek, çok iri karpuz demek değildir. İriye yakın demektir. Güzelce kız da güzel demek değildir. İşte yüzü düzgün. Yani yaşlı teyzeler gelir, ay ne güzelce bir kızsın sen falan derler ya. He, onlar size aslında güzel kız demek istemiyorlar. Güzel gibi olan, işte olan anlamı katıyor. Bu da bir küçültme sıfatıdır. Mesela yiğitçe delikanlı diyoruz. Yiğit olan demek değil. Yiğit gibi olan demektir. Bu da yine bir küçültme sıfatıdır. Tamam mı? Peki bunlar küçültme sıfatı çok güzel. Şimdi size bir tane sormak istiyorum. Geldi yine o Güldes Hoca'nın sorularından biri. Desem ki ay sıcacık bir çorba içelim de içimiz ısınsın desem. Sıcacık çorba orada küçültme sıfatı olur mu olmaz mı? Çok sıcak çorba mı demektir o? Sıcacık çorba. Ne dersiniz? Küçültme değil hocam. Değil mi küçültme? Sıcacık. Bence küçültme değil. Değil hocam. Neden? Neden değil? Hocam niteleme gibi sanki. Bir şey küçültmüyor yani. Küçültme sıfatları
Küçültme sıfatları aynı zamanda bir niteleme sıfatıdır. Doğru. Çünkü nasıla cevap veriyorlar? Niteleme sıfatı olması küçültme sıfatı olmasına engel değil. Küçültme sıfatları artı bir özelliktir. O zaman öyle düşünün. Küçültme sıfatıdır o zaman. Anlam olarak bakın. Bir küçültme bildiriyor mu, bildirmiyor mu? Bizim için önemli olan o. Bence bildirmiyor hocam. Sıcacık çorba. Yani sıcağın çok küçültülmüş bir hali değil. Peki. O zaman açıklayalım. Şimdi yani deriz bilmiyorum. Gibi. Deriz ki biz. Bu Güldeste Hoca sorusu, o yüzden pislik var işin içinde. Bu fena bir soru. Sınıfta olsa kıvrandırırdım size. Normalde sınıfta anlatırken bayağı kıvrandırıyorum ama burada o kadar çok şansımız yok. Düz anlatıp geçiyoruz. Ben sınıfta tuzak kurarak anlatıyorum genelde soruları. İnşallah yüze geldiğimiz zaman göreceğiz. Şimdi ben size şöyle açıklayayım. Diyelim yağmurda gezdiniz. Çok üşüdünüz. Böyle evet Hanife gördüm cevabını. Diyelim sınıf soğuk havada böyle çok üşüdünüz ve girdiniz bir çorbacıya. Diyorsunuz ki bana sıcacık çorba getir. Şimdi bu sıcacık çorba ifadesini hepimiz yanlış kullanıyoruz. Diyoruz ki sıcacık çorba çok sıcak bir çorbadır. Halbuki değildir. Sıcacık çorba ılık çorbanın bir tık üstü demektir. İçilebilir derecede olan çorba demektir. O yüzden de maalesef ki sıcacık çorba bir küçültme ifadesidir arkadaşlar. Tamam mı? Çok sıcak olduğunu anlatmak istersem sımsıcak çorba demeliyim. Ay şimdi buraya yazmışım sıcacık çay. Çok sıcak çay demek değil ki. İçilebilir derecede olan yani ılığın bir tık üstü demektir. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Geldim pekiştirme sıfatlarına. Arkadaşlar pekiştirme sıfatları üç şekilde yapılıyor. Biri ki en meşhur MPRS ile ikisi ikileme şeklinde yapılanlar. Üçüncüsü de M edatıyla yapılanlar. Ben genelde bunu soru yaparım, kitaplarımda yapıyorum. Diyorum ki hangisinde farklı yolla oluşturulmuş pekiştirme sıfatı vardır diye soruyorum. KPSS'de daha çok hangisinde pekiştirme sıfatı vardır diyor. MPRS ile yapılan dediği zaman aklınıza şu gelsin. Kıpkırmızı elma, masmavi göz, sapsarı saç, bembeyaz diş gibi ifadeler MPRS ile yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor onu da göstereyim size. Çünkü bunu soracakları zaman böyle saçma sapan bir anlatım yapıp soruyorlar. Diyorlar ki bakın. Kalemim de çok güzel yazıyor. Şimdi diyorlar ki mavi kelimesinin ilk ünlüsüne kadar olan kısmı al. Ma'yı aldım. Kelimenin başına ekle. Ekledim. MPRS'den uygun olanı getir. Getirdim. Olsun sana pekiştirme. Masmavi. Aynı şey kıpkırmızı ya da mosmor için de geçerli. Bakın mor kelimesinin ilk ünlüsüne kadar olan kısım mo alıyorum. Kelimenin başına ekliyorum. Araya uygun olan harfi koyuyorum. Oluyor sana mosmor. Yani size test kitaplarında ya da sınavda MPRS harfiyle yapılan derse bundan bahsediyor. Yani bildiğiniz pekiştirme sözcüğünden bahsediyor. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. İkileme şeklinde yapılan pekiştirmelerde sarı sarı saçlar, mavi mavi gözler, kırmızı kırmızı yanaklar gibi arka arkaya aynı sözcük tekrar ediyorsa biz buna ikileme şeklinde yapılan pekiştirme diyeceğiz. Bir de son olarak M edatıyla yapılan pekiştirmemiz var. Bu da yaramaz mı yaramaz, sıcak mı sıcak, güzel mi güzel gibi M edatıyla yapılacak. Arkasından da isim gelecek. Buna da M edatıyla yapılan pekiştirme sıfatı diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Hatırlarsanız geçen hafta ben size bir uyarıda bulunmuştum. Pekiştirme ve küçültme sözcükleriyle ilgili. Bir de tabii ikileme için de kullanabiliriz bunu demiştim. Dedim ki eğer pekiştirme sözcüğü yüklemde kullanılırsa ya da küçültme sözcüğü ya da ikileme sözcüğü yüklemde kullanılırsa isimdirler. Ne gibi? Gözleri masmaviydi gibi kullanılırlarsa yüklemde oldukları için isimdir. İsimden önce gelirlerse sıfattırlar, fiilden önce gelirlerse zarftırlar.
Yani pekiştirme sözcükleri, küçültme sözcükleri ya da ikilemeler gördüğünüz gibi üç sözcük türünde de kullanılabiliyorlar. Mesela gözleri masmaviydi dediğim an isim oluyor. Masmavi gözleri var dersem sıfat oluyor. Gözleri masmavi bakıyor dersem fiilden önce geldiği için zarf olacak, tamam mı? Küçültmeler, pekiştirmeler, ikilemeler yüklemde ise isim, isimden önce geliyorsa sıfat, fiilden önce geliyorsa zarf oluyorlar. Dikkat edeceğiz. Geldim beşinci maddemize. Beşinci maddemiz arkadaşlar ünvan sıfatlıdır. Ünvan demek lakap demektir. Tabii ki büyük harflerle yazılacaktır ama ünvan sıfatını diğer sıfatlardan ayıran küçük bir farklılığı var. O da şu. Şimdi öğretmen Ali ünvan sıfatıdır. Ama Ali öğretmen de ünvan sıfatıdır. Ali Bey ünvan sıfatıdır. Ayşe Hanım ünvan sıfatıdır. Gazi Mustafa Paşa derken Gazi ünvan sıfatı olduğu gibi Paşa da ünvan sıfatıdır. Yani normalde sıfatlar isimden önce gelen sözcüklerdir. Evet, ama ünvan sıfatları isimlerden sonra da gelebiliyorlar, yeter ki lakap bildirsinler. Mesela Tilki Selim, Çolak Rıza diyeceğim. İsimden önce gelmişler. Evet, ünvan sıfatıdırlar. Ama mesela Ali Doktor dedim. Doktor orada yine ünvan sıfatı olacak. Sadece şunu unutmayın. Ünvan sıfatları büyük harflerle yazılmak zorundadır. Tamam mı? Geldim diğer maddemize. Bir dikkatimiz var. Bir dikkat noktası vermiş. Pardon, şuradayız. Adlaşma sıfatı arkadaşlar. Adlaşma sıfat sıfatın son maddesidir. Ondan sonra birkaç taktik verip beraber sorulara gideceğiz. Arkadaşlar adlaşma sıfat genelde öğrenciler tarafından çok karıştırılan bir maddedir. Şimdi adlaşma sıfatı aklınıza şöyle yazın. Sadece nitelik bildiren kelimelerle yapılır. Başka hiçbir kelime türüyle adlaşma sıfat yapamazsınız. Yani belgisiz de, işaretle, soruyla ya da sayıyla adlaşma sıfat yapma ihtimaliniz yok. Şimdi cahil insan dersem niteleme sıfatı oluyor. Ama cahiller dediğim zaman adlaşma sıfatı oluyor. Yani ne yapıyorum? Nitelik bildiren kelimenin arkasındaki ismi kaldırdığım zaman o nitelik bildiren kelime adlaşma sıfata dönüyor. Yine soğuk havalar yaklaşıyor yerine soğuklar yaklaşıyor dersem yine adlaşma sıfat oluyor. Ya da mavi gömleği giy yerine maviyi giymelisin dersem yine adlaşıyor. Ben kırmızıyı severim dediğimde kırmızı renk demem gerekirken kırmızıyı severim diyorum. Yine adlaşıyor. Genelde sorularda yaşlılar, gençler tarzı ifadeler kullanılır. Yaşlılar demek yaşlı insanlardır. Gençler demek genç insanlar demektir. Ne olmuş oluyor? Adlaşmış oluyor. Hocam ama biraz pardon sözünüzü kestim, siz devam edin. Şöyle. Bu isimle biraz karışıyor gibi. Çünkü isimler hani lerler eki aldığında direkt anladım. Oluyor demek. Onu nasıl ayırt edeceğiz? Bu da sorularda. İsim. Bunları da isim. Bunları da isim sayacaksınız peki, zaten. Bir soruda mesela örnek veriyorum. Diğerlerinden farklıdır falan diyor. İşte isim. Mesela sıfatı bulmamız gerekiyor. Yani nasıl ayırt bunu vermez. Edeceğiz? Yok, vermez. Bunu vermez. Tamam, çünkü tamam. Bu artık isim kabul ediliyor. Bu artık sıfat tamam. Değil. Bak adı üstünde adlaşmış artık. Tamam mı? Tamamdır. Teşekkür ederim. Bunu sadece neyle karıştırabilirsiniz? Bunu belgesiz sıfatla, belgesiz zamirle, işaret zamiriyle falan karıştırmayın yeter. Mesela bazı çocuklar yerine bazıları dediğim zaman buna adlaşma sıfat diyemezsin. Niye? Çünkü bazı kelimesi belgesizlik bildiriyor. Nitelik bildirmiyor. Biz ne demiştik buna? Ek alan belgesiz sözcükler zamir olurlar. Yani adlaşmış sıfatla zamiri birbirine karıştırmayın yeter. Şu çocuklar yerine şunlar dediğiniz an adlaşmış sıfat olmaz. O bir zamir olur. O yüzden diyorum ki sadece nitelik bildiren kelimelerle yapacağız. Mesela yaralıyı acil hastaneye götürdüler diyeceğim.
oradaki yaralıyı ifadesi yaralı insan yerine kullanıldığı için antlaşmış sıfattır. Ama bunları bana vermeyin dersem, bunların kelimesinde bir nitelik durumu olmadığı için onun adı zamirdir. Tamam mı? O yüzden dikkat edeceğiz. Bir daha söylüyorum, zaten sorularda genelde yaşlılar, gençler, aptallar, cahiller, zekiler, işte denizin mavisi gibi ifadeler çok çıkar. Denizin mavisi derken de aslında mavi rengi demektir. Renk düşünce, mavi orada adlaşmış oluyor. Tamam mı? Ama adlaşmış sıfatlar artık ad olarak kabul ediliyor. Şimdi geldim bir dikkat noktasına. Arkadaşlar bana derse ki aşağıda kaç tane sıfat tamlaması vardır derse. Ben neyi bulacağım? Sıfatları bulacağım. Her adlaşmış sıfat hariç her sıfat bir sıfat tamlaması kurar zaten. Ya da bana ne der? Bana bak, burası çok önemli. Bir isim birden çok niteleme sıfatı almıştır derse. Bak, birden çok sıfat demiyor. Birden çok niteleme sıfatı almış derse biz bu tarz sorularda şıklarda ya virgül ararız ya da V bağlacı ararız. Bu da zaten sadece bir şıkta vardır. Direkt işaretleriz, tamam mı? Şöyle: güzel kadın, hoş kadın, kırmızı elma, sulu elma derken bunlar birden çok niteleme sıfatı almış. Soru kalıpları çok önemlidir. Birden çok sıfat almış da diyebilir. Birden çok niteleme sıfatı almış da diyebilir. Önemli olan burada soruyu iyi anlayabilmek. Bir de sınavlarda en çok sorulan kelime bir kelimesidir arkadaşlar. Bir kelimesini KPSS çok sever. Bir kelimesi birden çok sözcük türünde kullanılabiliyor. Mesela bir ekmek aldım dersem sayı bildirici için sayı sıfatı. Bir gün haberleşelim. İyi de bir tane gün haberleşmek anlamında değil ki, herhangi bir gün anlamında kullanılıyor. O yüzden belgisiz sıfattır. Biri seni sordu diyor. Biri kelimesi belgesizlik bildiriyor. Ek de almış, belgesiz zamir. Sınavdan bir aldım. İki değil, üç değil, bir aldım. O zaman oradaki bir not ismi olarak kullanılıyor. Ben bir seni sevdim. Bunu haftaya öğreneceğiz. Sadece anlamı katıyor, edattır. Bir seni sevdim, bir onu sevdim. Buna da bağlaç diyeceğiz. Yani bir, şu an şu ilk dört tane ilgilendiriyor. Bir ekmek net bir sayıdır, sayı sıfatıdır. Bir gün haberleşelim, belgesizdir. Biri dersem ek aldığı için belgesiz zamirdir. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Peki desem ki güzel bir gün geçirelim. Dur. Yukarı çekelim. Güzel bir gün ifadesindeki bir sayı sıfatı mıdır, belgesiz sıfat mıdır? Belgesiz sıfat değil mi hocam? Belgesiz sıfat, çünkü güzel bir gün derken bir tane gün anlamında kullanılmıyor. Herhangi bir gün anlamıyla kullanıldığı için belgesiz sıfat olacak. Şimdi son uyarım da şu. Der ki soru, en çok çıkan soru kalıbı yine budur. Bir isim hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır derse. Bakın bu çok önemli. Hem belirtme alacak hem niteleme sıfatı alacak. Yani bu ne demek istiyor? Bir tane ismi birden çok sıfat getir diyor. Bak, güzel var, bir var. Şu var, zor var. Hangi var? Yaramaz var. Önce bu şekilde bir isme birden çok gelen sıfatları çizeceksiniz. Hangileri nasıl cevap veriyor? Hangisi vermiyor ona bakacaksınız. Güzel nasıl cevap verdiği için nitelemedir ama bir nasıl cevap vermediği için belirtme sıfatıdır. Şu nasıl cevap vermediği için belirtme sıfatıdır. Zor nasıl cevap verdiği için nitelemedir. Hangi nasıl cevap vermediği için belirtmedir. Yaramaz nasıl cevap verdiği için nitelemedir. Bakın buradaki bütün isimler hem niteleme hem belirtme sıfatı almış. Hangi sözcük soru sıfatıdır? Soru sıfatı bir belirtme sıfatıdır. Şu işarettir. İşaret de bir belirtmedir. Bir belgisizdir. Belgisiz de bir belirtmedir. Yani size bir isim hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır derse ne yapıyoruz? Bir kelimenin iki tane sıfat alması gerekiyor. Biri nasıl cevap verecek, biri ise vermeyecek. Bu şekilde ayırt edebiliriz.
Tamam mıdır arkadaşlar? Sıfatlarla ilgili sorusu olan var mı? Hocam şurayı bir daha bir geçer misiniz dediğiniz bir şey? Ses bir bende mi kötü gidip geliyor? Diğer arkadaşlarda nasıl? Cızırtı mı var? Ya da böyle kopuk kopuk mu geliyor? Yani gayet net geliyor hocam bende. O zaman arkadaşımızda bir problem var galiba. Bir daha bir bak istersen sen. Arkadaşlar şöyle yapalım, bir ara verelim isterseniz. Olur mu? Tamam hocam. İster misiniz yoksa testi çözüp ondan sonra mı ara verelim? Nasıl yapalım? Ara verelim hocam. Ara verip tamam. O zaman ara veriyorum. Bir 5-6 dakika kadar çok uzatmayalım aramızı. Çok uzatırsak zihniyetle ilgili soru çözemeyiz. Tamam mı? O yüzden bir 5-6 dakika kadar, şu an 11 geçiyor benim saatim. 17-18 geçe burada olalım o zaman. Ben ekranı isterseniz kapatmayayım. Tekrar girip çıktı yapmayın. Ne dersiniz? Evet hocam, kapatmayın. Sadece mikrofonu. Aynen, hocam. Tamam. Sadece mikrofonumu kapatıyorum. Yayını kapatmıyorum. Görüntü falan açık kalsın. Bir 5-6 dakika sonra buradayız. Görüşürüz o zaman. Teşekkürler hocam. Merhaba arkadaşlar, geldim. Burada mısınız? Buradayız hocam. Buradayız hocam. Süper. Çok güzel. Herkes hemen toparlansın. Hemen şöyle sorularımızı çözelim. Ondan sonra da zamirlere geçelim. Zamirler zaten çok uzun bir konu değil. 4 madde. Ben 3 tanesini anlattım. İşaret zamiri falan var. Üzerlerinden geçeceğiz. Sonra onlarla ilgili de soru çözümü yapacağız beraber. Haftaya arkadaşlar inşallah bir aksilik olmazsa sözcük türlerini bitirmiş olacağız. Zarfı, edat, alıcı ünlemi bitirince. Sonra karma sorular çözeceğim sizinle. Bir 50-60 tane. İsmiydi, sıfatıydı, zamiriydi, zarfıydı, Allah ne verdiyse hepsinden karma sorular çözeceğim. Tamam mı? Güzel olacak, haftaya inşallah bitirelim konularımızı. Evet, herkes geldiyse arkadaşlar başlıyorum o zaman sorularımıza. Şimdi sizden cevapları bana mesaj olarak yazmanızı istiyorum. Tamam mı? Ben oradan cevaplarınızı göreceğim. Çünkü hani her arkadaşım baksın istiyorum soruya. Hadi bakalım, birinci soru için cevaplar gelsin. İkileme farklı görevdedir diyor. İkileme ya sıfattır, ya zarftır, ya da isimdir. Bunu unutmayın. Ona göre cevaplarınızı bana gönderin. Evet, güzel. Siz gönderin. Ben bir bakayım. Evet, doğru. Cevaplarımız geldi. Mümkün olduğunca her arkadaşım cevap yazmaya çalışsın ki ben de kim öğrenmiş, kim öğrenememiş görebileyim arkadaşlar. Olur mu? Hiçbir öğrencimin eksiği kalsın istemiyorum. Olur da eksiğiniz oluşursa lütfen bana özelden yazın. Hocam ben bu konuyu anlamadım diye. Gerekirse WhatsApp'tan görüntülü arar, birebir anlatırım size eksiğiniz olan konuyu. Bu arada pazartesi günü yine öğlen gibi arkadaşlar dershanede olacağım. Sorusu olan arkadaşım olursa gelebilir, sorularını bana sorabilir. Pazartesi ve cuma günleri uğruyorum dershaneye öğrencilerimin sorusu olursa diye. Beklerim. Mutlaka gelin. Sorunuz varsa biriktirmeyin, tamam mı? Hocam ben sadece şey sormak istiyorum. Yani hala alakalı değil ama genel olarak ben Türkçeyi anlayamıyorum. Yani dil bilgisini yapamıyorum. Şimdi benim daha çok konularım çalışmam gerekiyor yoksa test mi çözmem gerekiyor? Konu çözmem gerekiyor. Yani benim sanmıyorum ki konu anlatımı ile ilgili bir sıkıntın olsun. Yok hani yok, ben hocam, anlıyorum. Aha, ben anlattığım zaman muhtemelen anlıyorsun ama tek başına kaldığında soru çözerken zorlanıyorsun. Ya o bende evet. De var yani. Ben de ne kadar tamam. Ki sizin tekrar derslerinize de girdim yani hepsinde ama sorularda böyle çok karışıyor. Böyle kalıyorum yani. Bakıyorum. Ya bulamıyorum. Çok onu güzel. Böyle göremiyorum. Tamam. Onun nedeni şu arkadaşlar. Kendi başınıza soru çözerken kuralları yerleştirmeyi yapamıyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle yapabiliriz. Beraber bol bol soru çözeriz. En azından soru nasıl çözülür? Onu öğrenmiş olursunuz. Ondan sonra sıkıntımız kalmaz. O iş bende, hiç merak etmeyin onu. Yani genel olarak tamam. Herhalde grupta böyle bir şey var hocam. Yani grup içerisinde aynen. Böyle bol bol soru çözersek bence tabii ki. Tabii ki. Yani bu yaptığım derslerde zaten soru çözümü yapacağım bol bol. Hani Zoom derslerinde. Ama yüz yüze geldiğimiz zaman daha çok yapacağız. Eskiden olan arkadaşlar bilirler zaten bol bol soru çözümü yapıyorum.
branş denemelerimiz olacak sizinle. 20 tane bir ayrıtan branş denemeniz var. Şimdi bir de 30 tane branş denemesi yazıyorum. Onlar da bittiğinde toplamda 50 tane branş denemesi çözdüreceğim size. Her birinde 30 tane soru var. Yaklaşık 1500 tane soru eder. Yani onun dışında bir sürü konu da ben size tarama testleri çözdüreceğim. Yani dönem sonuna geldiğimizde konuları öğrenmiş olacaksınız. O yandan hiç içiniz bir şey sıkıntıda olmasın. O iş bende. Tamam mı? Teşekkürler hocam. Sağ olun. Belediye bu sene daha az öğrencimiz var. Ben geçen sene 52 tane gruba tek başıma girdim. Hepsiyle de ilgilenmeye çalıştım elimden geldiğince. Bu sene azsınız da, o yüzden hiç sıkıntı etmeyin. Ben her zaman birebir de olsa ilgileneceğim sizinle. Tamam mı? Yeter ki siz sıkıntınız olduğunda bana özelden yazın. Benim haberim olsun. Anlaştık mı? Hocam sözel derslerimiz yoğunlukta olduğu için kafaların karışması normal gibi geliyor bana. Çünkü benim yani ben bilmiyorum. Ben de çocuklar olduğu için çok yorulduğum için de dediğiniz gibi sorularda kalıyorum ama tekrar olabilir. Kurallarda çok fazla ya, şu dersin kuralı, şu bu dersin bu kuralı var. Yani bir sürü madde var, ondan da karışıyor olabilir. O yüzden ne yapacağız? Soru çözerken not defteriniz yanınızda olacak. Üzerine not ala ala çözeceğiz sorularımızı. Yani önemli tarafı o. Türkçe'de not almadan soru çözemezsiniz. Mesela şimdiki soruyu bakın nasıl çözmeniz gerekiyor, ben size göstereyim. Şimdi cevaplarınız geldi, evet cevaplarınız doğru. Ama nasıl yapmamız gerekiyor? İkileme diyor, farklı görevde diyor, tamam mı? İkilemenin yanına, bir saniye kalemi atayım. İkilemenin yanına şunu yazmalısınız. İkileme sıfat olur dedi hoca. İkileme isim olur dedi. İkileme zarf olur dedi. Yani sürekli soru üstüne tekrar yapmalısınız. Aynı konuları tekrar tekrar dinlemek sizi ileriye götürmez. Konu tekrarda Türkçe'de defterde yazılanları okumak değildir. Ya da hocanın anlattığı videoları defalarca dinlemek değildir. Soru üzerine not alarak çözmektir Türkçe'de tekrarı. Ben bu tarz sorularda şöyle yaparım. Bak, çok iyi bilsem bile gözümden kaçmasın diye. Ne yaparım? Mesela A'da güzel yazıyor, çizdim. B kötü kötü. C'de kıvrım kıvrım. D'de eğri büğrü. E'de de renk renk. Ama diyelim ki arkasından A'da fiil gelmiş, B'de isim gelmiş, B'de isim gelmiş, Edirne'de de gelmiş. Farklı olan hangisi? A seçeneği. Çünkü diğerlerin hepsi isimden önce geldiği için sıfat ama bu fiilden önce gelmiş. Bu ne olacak? Zarf. Yani ilk yaptığım gibi en azından ilk testleri üzerine not alarak çözerseniz hem konu tekrar yapmış olursunuz hem de soruyu kaçırmamış olursunuz, tamam mı? Yani soruları hep böyle çözün. O bembeyaz sayfanız kapkara olsun. İkinci, üçüncü testlerde artık hani temiz çözersiniz testlerinizi. Bir de en az 3-4 tane kaynaktan çözün arkadaşlar. Tek bir kaynaktan çözdüğünüzde çok fazla soru kalıbı görmüş olmuyorsunuz. Yani sizi çok ilerletmeyecektir. Dil bilgisi maalesef ki nankördür. Çok soru çözmezsen yapamazsın. İkinci maddeye geçtim. Lık eki diyor. Lık eki ile türetilen sözcük diyor. Farklı görevde. Farklı görev demek sıfat mıdır, zarf mıdır, zamir midir o demektir. Mesela bir dipnot defteriniz olsun, oraya yazın benim söylediklerimi. Farklı görev derse, farklı tür derse isim midir, sıfat mıdır, zamir midir onu soruyordur bana. Yıllık, günlük, aylık, mevsimlik, anlık. Hangisi farklı? Evet, cevaplarınız gelsin bakalım. Nazlarınız gönderdi. Güzel. Peki. Şimdi bakıyorum o zaman. Cevaplarınız evet. Güzel. Geldi cevaplar. A'da yıllık harcama. Sıfat. Günlük işler. Sıfat. Uzun süre aylık alamadım. Aylık burada maaş anlamında kullanıldığı için. İsim. Mevsimlik işçi sıfat, aylık gecikme sıfat. Farklı olan C seçeneği olacak. Bakın bunları hep bu şekilde üstüne şöyle küçük notlar alarak çözün. Garanti veriyorum hiç yanlış yapmazsınız, tamam mı? Şimdi buna geçeceğim arkadaşlar. Üçüncü maddeyi ben size anlatmadım. Onu ben yapı konusunda anlatıyorum. Birleşik sıfatla alakalı bir soru o. Şu an sizi ilgilendiren bir soru kalıbı değil. O yüzden onu geçiyorum. Buraya koymuşuz. Şöyle yapalım. Evet, dördüncü soru. Bu
daha farklı. Mesela bu soruyu çözerken şöyle kenara not al. Hoca ne dedi? Bu bir işaret bildiriyor. Dedim ki ben ek alırsa, hemen arkasından virgül gelirse direktman zamir olacak. O yüzden önce bunları şöyle bir çiziyorsunuz. Ek alanı var mı? Yok. Virgül geleni var mı? Yok. O zaman arkasından isim gelip gelmediğine bakacağım. Bir bakın bakalım soruya. Evet, çok güzel cevaplarımız geldi. Ne diyor? Bu çocuk tamlama oluşturmuş sıfat. Bu sorumluluk tamlama oluşturdu sıfat. Bu tür kitaplar sıfat. Bu ay, soğuğu çizmeyecektim. Bu ay sıfat. Bu okuyup bitirdiğim ilk kitap diyor. Aslında şurada bir virgül var ama biz görmüyoruz. Bu bir zamir olacak. O yüzden cevap Denizli. Diğer soruya geçiyorum. Ne diyor? Pekiştirilmiş sözcük sıfattır diyor. Hoca ne demişti? Pekiştirilmiş sözcüğü bulacağım. Hemen arkasından isim geleni işaretleyeceğim ki pekiştirme sözcüğü sıfat görevinde kullanılmış olsun. Önce bütün şıklarda buluyorsunuz pekiştirmeleri. Ondan sonra arkasından isim geleni işaretliyorsunuz. Soruları böyle çözerseniz emin olun ki hiç kaçırmazsınız arkadaşlar. Tamam mı? Soruları mutlaka not alarak çözün. Bakıyorum kıpkızıl var, sırılsıklam var, simsiyah var, yemyeşil var, masmavi var. Olmak fiil, ıslanmak fiil, giyinmek fiil, olmak fiil. Ama gökyüzü isim. Bunların hepsi aynı. Bu farklıysa tabii ki cevabım E olacak. Çünkü oradaki sıfat diğerleri fiilden önce geldiği için zarf olmuş olacak. Şimdi yine 6. sorumuz. Ben şu 3 noktayı önce koyayım. Şimdi ne diyor? Hangisi bir varlığı niteleme görevinde değildir? Şimdi varlık dediği isimdir arkadaşlar. Unutmayın. Varlığı nitelemek demek sıfat demektir. Yani ismi niteleyen bir kelime yoktur soruyor. Dikkat edeceğiz, tamam mı? Bak, soruyu anlamak çözmek demek aslında. Varlık demek isim demek, nitelemek demek sıfat demek, sıfat değildir soruyor. Aynen öyle Ayşegül, süper. Göz alıcı taşlar, uzun saçlı, çatık kaşlı, siyah fili eline aldı diyor. Uzun saçlı fil, çatık kaşlı fil, siyah fil. Ama burada bakmak fiil, düşünceli bakmak zarf olarak kullanılmış. O yüzden cevabımız B olacak. Evet, o sözcüğüyle ilgili bir sorumuz var. KPSS bunu da çok sever. Sıfat görevinde değildir diyor. Arkadaşlar, o sözcüğü bir işaret bildiren sözcük. Ne olmalı? Ya işaret sıfatıdır ya zamirdir. Burada sıfat değilse zamir olanı soruyor. Güzel, bak cevaplar gayet iyi gidiyor. Ne diyor? O etkileyici film sıfat, o düşünceler sıfat, o günler sıfat, o olay sıfat ama o tüm yaşamı boyunca açık sözlü oldu diyor. O yaşam değil ki burada, birinden bahsediyor. O yüzden de cevabım Edirne olacak. Hanifi, neden boş bıraktın soruyu? Bak, o film, o düşünce, o günler, o olay hepsi sıfat. Ama burada o aslında şu bir şey olmayana göre o tüm yaşamı boyunca açık sözlü oldu. Burada zamir olarak kullanılmış. Tabii anlam da işin içinde önemli. Geldik. Kaç sorumda? Soruya. Hangileri görevci özdeştir? Tür derse, görev derse yine aynı şeydir. Sıfat mıdır, nedir? Onu soruyordur arkadaşlar.
Hadi bakalım herkes baksın soruya. Hangileri aynıdır? Hocam ekranı küçük. Özdeş demek, aynı demek. Küçük değil mi biraz? Evet hocam, gözükmüyor. Oldu mu şimdi? Tamam, şimdi oldu herhalde. Evet. Arada uyarım ben buradan çünkü kendime göre ayarlıyorum. Siz de dikkate almaya çalışıyorum ama karışıyor bazen. Evet arkadaşlar, bakalım neymiş cevabımız. Son gün diyor, bir tamlama oluşturmuşum, sıfat. Kendini diyor birazdan öğreneceğiz. Bunun adı zamir arkadaşlar. Yalnız hissetmek fiilden önce geldiği için zarf olacak. Kabuğunu halek almış, kabuk bir isimdir burada. Başka dünya diyor, yine bir tamlama oluşturmuş, sıfattır. O yüzden cevabım B olacak, 1 ve 5'i alacağım. Peki geldim 9. soruya. Hangisinde birden fazla sıfat diyor? Bakın birden fazla niteleme sıfatı dememiş. Birden fazla belirtme dememiş. Birden çok sıfatı bulacağız, tamam mı? Bir baksın herkes yine soruya. Birden fazla sıfat diyor arkadaşlar. Evet Özlem, sen bir an şeyi buldun değil mi? Zarfı buldun. Hoşgörü ve saygıyı görünce. Evet, Buket de önce ilk onu işaretledi. Yanıldınız, sonra gördünüz değil mi? Her nitelik bildiren kelime sıfat değildir. O yüzden dikkat edeceğiz. Şimdi burada evet hoşgörü var, saygı var ama şöyle deseydi, hoşgörülü insan, saygılı insan deseydi olurdu. Ama burada yaklaşmak fiili var. Saygıyla yaklaşmak, hoşgörüyle yaklaşmak, bu birden fazla zarf demektir. Dikkat edin. Evet cevabımız Denizli olacak değil mi? Bir de burada soruda şey demiyor. Bir isim birden fazla sıfat almıştır demiyor. Cümlede birden fazla sıfat olacak diyor. Hani siz belki V bağlacına takılmış olabilirsiniz. Hani ben demiştim V bağlacı ya da virgül varsa demiştim. O yüzden takılmış olabilirsiniz. Ama orada bir isim birden fazla niteleme sıfatı derse ona bakacağız. Tamam mı? Burada normal birden çok sıfat diyor. Diğer dosya demiş, işaret sıfatıdır. 2 saat demiş, sayı sıfatıdır. O yüzden cevabımız Denizli olacak burada. Peki 10. soruya geçtim. Hangilerinde diyor bir varlığı niteleyen diyor. Bakın varlık dediği isim demiştik. Nitelemek dediği nasıl sorusuna cevap verecek. Yani niteleme sıfatını soruyor. Hangisinde birden şey hangisinde niteleme sıfatı vardır soruyor bana. Evet, baksın herkes. Azıcık küçülteyim. Evet, sorumuzun cevabı ne? Mesela burada bakın bu sözcüğü var. Arkasından virgül gelmiş. Onu direkt zamir olarak alacaksınız. Çünkü ne dedik? İşaret bildiren sözcükler ek alırlarsa ya da virgül alırlarsa zamir oluyorlar. O mesela hiç tereddüt etmeyin. Orada direkt zamiri yapıştırın. Evet sorumuzun cevabı. Bir de çamlık alan demiş. Bir sıfat var burada. Bir de 4'te uzun bir yol demiş. E burada da sıfat var. O yüzden cevabımız 1 ile 4 olacak. Yani B seçeneği olacak. Evet 11. sorumuz arkadaşlar. Testimizin bitmesine az kaldı. Sonra zamirden bahsedeceğiz.
Evet, hangisinde gerçek sözcüğü farklı görev belirliyor? Yine bütün şıklarda gerçeği bulacağız. Arkasından isim mi geliyor, fiil mi geliyor ona bakacağız arkadaşlar. Haydi bakalım hangisinde gerçek farklı görevdedir? Evet, cevaplar geldi. Güzel. Burada sen ne dersin de gerçek öyle değil, isim olarak kullanılmış, gerçek bir düş demiş, isim olarak kullanılmış. Siz aranızda katıl da gerçek dayanışma diyor. A tamlama oluşturmuş. O zaman burada sıfat olacak. Gerçekleri zaten ek almış, çokluk ek aldıysa bu isim olur. Gerçeğin yüzü tamlama oluşturmuş, bu da yine isim olacak. Cevabımız burada Ceyhan. İsimler tamlama kurabilirler, çokluk ekini alabilirler, haletlerini alabilirler ve iyelik ekini alabilirler demiştik. Unutmayacağız. Evet, 12. sorumuz arkadaşlar. Eylemden türetilmiş bir sıfat diyor. Bakın burada önce bakmanız gereken şey eylemden türemesi değil. Önce sıfatlarımız gerekiyor. Sonra kökü fiil mi değil mi diye bakacağız. Önce bütün şıklarda sıfatları bir bul, sonra köküne bak. Evet, cevaplarımız geldi. Şimdi A'da keskin sirke var, B'de ak akçe var, kara gün var, değil mi? C'de son pişmanlık var, Denizli'de de bir çöplük var, iki horoz var, Edirne'de de kara gün var. Bunların hepsi birer sıfat olarak kullanılmış. Bunlardan hangisinin kökü fiildir dersem, kesmekten keskin olduğu için A seçeneğini alacağım. Diğerlerin hepsi sıfat ama kökleri fiil değil. 13. Altı çizili sözcük tür bakımından tür demek, görev demek aynı şeydir arkadaşlar. Sıfat mıdır, zamir midir, zarf mıdır neyse onu soruyor. Evet, güzel. A'da kırığı isim, B'de börek isim, C'de durak isim, Denizli'de çırak isim. Bunların hepsi isim olarak kullanılmış ama Edirne'de bayağı kesir diyor. Bu sıfat olarak kullanılmış cevabımız. O yüzden E seçeneği olacak. Ve sıfatlarla ilgili son sorumuz arkadaşlar. Hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır diyor. Bunlarda şöyle yapıyoruz. Kelimeleri şöyle yukarıdan buluyoruz arkadaşlar. Yine kış diyor, ben sizin için şimdilik çiziyorum. Yani siz de kendiniz çözerken bu şekilde yapacaksınız. Şöyle çizeceğim. Cümle içindeki görevi çok önemli çünkü. Hangisi sıfattır demiş. Güzel. Evet, güneşli ılık bir kış günüydü diyor. Güneşli gün dediğine göre burada sıfat olarak kullanılmış. Hocam kış günü de burada sıfat olmaz mı? Olmaz. Çünkü ne günü sorusunun cevabı belirtisiz ad tamlamasıdır. Yani isim tamlamasıdır. Dikkat ediyoruz. Ne sorusunun cevabı isim tamlamasını, nasıl sorusunun cevabı bana sıfat tamlamasını verecektir. Nasıl gün? Güneşli sıfat. Ne günü? Kış günü isim olacak, tamam mı? Hani karıştırıyorsanız öyle de ayırt edebilirsiniz. Efendim?
Hocam bir önceki soruda bir şey soracağım. Dönüyorum hemen bir saniye. 13. Evet. Biraz daha çıkarsa söyleyeceğim. 13. Kırağı diyor ya. Hocam o kırağı isim mi dediniz siz? Kırmaktan kırağı olmuyor mu? Ben mi yandım? Bir daha sesin gitti. Ben alamadım sesini. Bir daha sorar mısın? O ara sesin gitti. Hocam kırmaktan kırağı olmuyor mu? Olsun. Ne önemi var ki? Ha, sen ona fiil değil mi diye mi soruyorsun bana? Yani kırmak fiil değil mi? Kırağıyla bayağı aynıymış gibi, yani aynı görevdeymiş gibi geldi ama. Ha, baymak gibi düşündün değil mi sen Edirne'ydi? Evet, tamam. Tamam, çok güzel. Bak şimdi. Bak, çok güzel bir şey sordun bana. Hocam kırmak değil mi dedin. Kökünün kırmak olduğunu varsaysan, hadi fiil olduğunu düşünsen, bana ne bu kelimenin kökünden demen gerekiyor. Bana kökünün türünü sormuyor ki, bana bu kelimenin bitmiş halinin ne olduğunu soruyor. Evet, tamam hocam. Bunun tamam. Bitmiş hali kırığı. Hani bu yağın su damlaları falan var ya çiğ gibi. Ondan bahsediyor. Yani kökleri beni ilgilendirmiyor. Sakın köküne bakma, tamam mı? Tamam, ben biraz ayrıntıya girdim. Pardon hocam. Ona ne? Yok, sorduğun çok iyi oldu. Takıldığı yerde mutlaka sorun arkadaşlar. Ne kadar saçma olursa olsun sorunuz. Hani öyle düşünürseniz düşünün. Ya çok saçma sorum ama sorsam mı demeyin sakın. Aklınıza ne takılıyorsa sorun. Anlaştık mı? Şimdi burada mesela senin gibi başka bir arkadaşının da illa kafasına takılmıştır. Mesela çalışkan öğrenci diyeceğim. Hocam bunun kökü çalışmak değil mi? Fiil değil mi diyen arkadaşlarım oluyor. Çok doğru, bunun kökü fiil ama soru bana kökünü sormuyor ki. Bana bu kelimenin bitmiş halinin ne olduğunu soruyor. Kelimenin bitmiş hali çalışkan olduğuna göre çalışkan öğrenci burada sıfat olarak kullanılıyor. Tamam mı? Kökünü tamam. Sorarsa senin dediğin gibi bakacağım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, her zaman ne zaman aklınıza takılırsa mutlaka sorun lütfen. Ya saçma mı acaba diye düşünmeyin. Sor. Döneyim oraya soruya. Gelebilir miyiz? Tamam. Evet. Geliyorum hemen. Bir saniye. Evet, sor bakalım. Bu güneşli ılık bir kış günüydüğünde üç tane mi sıfat var hocam? Güneşli, ılık evet. Ve bir, değil mi? Güneşli var, çok güzel. Ilık var, çok güzel. Bir de bir var. Bir. Güneşli ile ılık niteleme sıfatı, bir de belgisi sıfatı orada. Tamam hocam. Herhangi bir anlamında ya, o yüzden. Var mı başka sorusu olan? Geçeyim mi zamirlere? Geçtim o zaman. Peki. Arkadaşlar zamirler çok kısa bir anlatım. Onu hemen şey yapıyoruz. Bir saniye arkadaşlar hemen. Hemen bakalım. Arkadaşlar zamirler dediğim gibi çok kısa bir konu. Hemen zaten anlatacağız. Zamirler arkadaşlar ismin yerine geçen sözcüklerdir. Onu unutmayacaksınız. Tamam mı? Zamirler ismin yerine geçen sözcüklerdir. İsimlerin ikiz kardeşidir bunlar. İsimler ne yapıyordu? Halekleri alıyordu. Alacaklar bunlar da. Çokluk ekini alıyordu. Bunlar da alacaklar. Yelik ekini alıyordu isimler. Bunlar da alacaklar. Aynı zamanda isimler isim tamlaması kuruyordu. Zamirler de isim tamlaması kurabiliyorlar. Yani zamirlerle isimler birebir örtüşecek. Tamamen ikiz kardeşidir arkadaşlar. Bunlar birbirlerine. Tamam mı? Şimdi biz zamirleri ikiye ayıracağız. Biri kelime halinde zamirler, biri de ek halinde zamirler. Ki beni kelime halindeki zamirler ilgilendirecek arkadaşlar. Tamam mı? Beni kelime halindeki zamirler ilgilendirecek. Çünkü sorularda bana kelime halindeki zamirleri soracak. Mesela bir paragraf verdi ya da bir dörtlük verdi. Tamam mı? Kelime kaç tane zamir vardır dedi. Ben işaret zamirlerini sayacağım, kişi zamirlerini sayacağım, belgisi zamirleri sayacağım, bir de soru zamirlerini sayacağım. Yani bana bir paragrafta kaç tane zamir vardır derse sadece bu kelime halindeki zamirleri sayacağım arkadaşlar. Onun dışında ikinci maddede birazdan anlatacağım zamirler beni ilgilendirmeyecek. Tamam mı? Sadece kelime halindekiler. Şimdi bir bakalım.
neler kelime halindeki zamiri örnektir. Şimdi işaret zamiri diyor. Az önce gördük. Ne dedik? İşaret bildiren sözcükler olacak. Eğer işaret bildiren sözcüklerin virgül alıyorsa ya da üzerine ek alıyorsa direktman işaret zamiri oluyor. Bakın virgül alıyorsa ya da ek alıyorsa direktman zamir olacak. Aldığı ekleri bir daha söylüyorum. Ler, e, de, den ve i eki. Bu beş tane ekten birini alıyorsa, işaret bildiriyorsa zamir. Hemen arkasından burada olduğu gibi virgül geliyorsa yine zamir olacak. Ama ek almamış, virgül yok. Arkasından isim gelmiş, ona da işaret sıfatı diyeceğiz. Geldim belgisiz zamirlere arkadaşlar. Belgisiz zamirler az önce yine söyledik. Belgisizlik ifade edecek bir de ek alacak. Eğer ek alıyorsa belgisizse zamir oluyor. Tümünü zamir, bazısı zamir, hiçbiri zamir. Bunlar ek almışlar, o yüzden bunlar belgisiz zamir olacak. Yalnız bir tane unutma notum var benim, dikkat etmenizi istiyorum. Şey, hepsi, herkes sözcükleri her durumda belgisiz zamirdir. Ha bir de buraya mesela kimseyi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şey, hepsi, herkes, kimse gibi sözcükler belgisiz zamir olarak geçecekler. Tamam mı? Bu önemli bizim için. Sıfat olan sözcükler zamirleri de niteleyebilir diye bir dikkat yazmışım. Bakın bu çok önemli. Dedim ki size şey kelimesi her durumda zamirdir. Eğer ben bu şey kelimesinin başına her kelimesini eklersem, her şeyde bana heri sorarsa sıfat diyeceksiniz arkadaşlar heri. E hocam hani sıfatlar ismi nitelerdi. Doğru, sıfatlar ismi niteliyor. Ama zamir de ismin ikiz kardeşi değil mi? O zaman sıfatlar zamiri de niteleyebilecek. O yüzden de diyeceğiz ki şey evet bir zamirdir ama başında her varsa here de sıfat demek zorundayız. Mesela burada da öyle. Her biri diyor bir belgisiz zamir ama başındaki herin adı da sıfat olmalı. Çünkü sıfatlar zamirleri de niteliğe ya da belirtebiliyorlar. Geldim soru zamirine arkadaşlar. Bunlar yine soru soracaklar ve yine ek alacaklar. Soru sözcüklerim eğer şu ekleri yine alıyorlarsa direktman zamirdir arkadaşlar. E, D, den, i ve lar eklerinden birini alan soru sözcüklerini zamir diyeceğiz. Ki soru zamirleri ne ve kimle başlar? Ne ve kimle başlayıp ek alıyorsa direktman soru zamiri. Soru zamirleri ismin yerine geçer. Hani bu ek alma durumunu ezberleyemezseniz, aklınıza yatmazsa yerine cevap verin. Mesela sen dün ne aldın? Ne yerine elma aldım diyebiliyorum. Bakın yerine isim koydum. Akşam kimde kaldın? Ali'de diyebiliyorum. Yerine isim koydum. Dün nereden geldin? Okuldan. Yerine isim koyabiliyorum. Cevabı isimse soru sözcüğü de zaten zamir olmak zorunda. Evet, buranın dördüncü ve son maddesi. Kelime halindeki önemli dördüncü maddem kişi zamiridir arkadaşlar. Kişi zamirleri ismin yerine kişi yoluyla geçen zamirlerdir. Sadece insan isimleri için kullanılır arkadaşlar. Kişi zamirleri sadece insan isimleri için kullanılır. Bunlar nelerdir dersen ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi sözcükleridir. Yalnız burada kendi sözcüğüyle ilgili bilmeniz gereken bir nokta var. O da şu, kendi sözcüğü hem bir kişi zamiridir hem de dönüşlülük zamiri olarak geçer. Yani size sorularda derse ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri vardır derse direkt şıklarda kendi sözcüğünü bulup işaretleyecek. İster ek alsın ister ek almasın hiç fark etmiyor. Dönüşlülük kelimesi derse, dönüşlülük zamiri derse direkt kendiyi bulup işaretleyeceğim. Ya da şöyle sorabiliriz. Dönüşlülük zamiri kişi anlamını pekiştirmek için kullanılmıştır der. O zaman da
ben kendim gibi ya da sen kendin gibi. Yani bir kişi zamiriyle birlikte kullanılan kendi sözcüğünü bulup işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Dönüşlülük zamiri demek kendi demektir. Dönüşlülük zamiri kişi anlamını pekiştirmiş derse bir kişi zamiriyle birlikte kullanılan kendi sözcüğüne ihtiyacımız var. Şimdi KPSS'nin çok sevdiği kelimelerden bir tanesi o sözcüğüdür arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. O akşam bize geldiler dersem o akşam burada sıfat olarak kullanılıyor. Hem de işaret sıfatı. Bu virgül almış, bu virgül almış, bu ek almış. O zaman bunlar kesinlikle zamir olacak. Ama ne zamiri? O bize gelmek istiyor. Ali bize gelmek istiyor diyebiliyorum. Kişi zamiri. O çöpe atılacak. İnsan dışı bir varlıktan bahsediyor. İşaret zamiri. Onu bana vermelisiniz. Ek almış zamir, işaret zamiri. Yani virgül aldıysa, ek aldıysa direkt zamir. Zamiri de kendi içinde işaret ve kişi olarak cümleye göre ayırt edeceğiz. Bakın bir daha söylüyorum. Bir dörtlük verdi, bir paragraf verdi. Kaç tane zamir vardır dedi. Sadece bu dört taneyi arayacaksınız. İşaret, belgesi, soru ve kişi zamirleri. Onun dışında bir de ek halinde zamirlerim var. Bunlar normalde zamir değil arkadaşlar. Bunlar sadece bir ektir. Yani bana derse ki soruda kaç tane ek halinde zamir vardır? Ya da kaç tane iyelik zamiri ya da kaç tane ilgi zamiri vardır derse o zaman bunları sayacağım. Öyle demediği sürece bunları zamir olarak saymayacağım. Bunlar normal bildiğimiz ek aslında. İyelik zamiri demek aslında iyelik eki demektir. Hani geçen hafta anlattım ya, evimi güzelce temizledim. Benim evim demektir. Sorunuzu hemen sorun. Sizin sorunuz demektir. O yüzden şunlar aslında birer iyelik ekidir. Ama iyelik eki eşittir iyelik zamiri demektir. Tamam mı? İlgi zamiri de ki arkadaşlar, elindeki az önce yere düştü derken elindeki ne? Elindeki kalem, elindeki defter olsaydı o zaman sıfat alacaktım. Ama elindeki diyor ilgi zamiri. Dünkü gerçekten çok güzeldi. Dünkü yemek, dünkü film, her şey olabilir ilgi zamiri. Az önceki soru dersem sıfat oluyor. Elimdeki elma dersem yine sıfat oluyor. Sizinki gelmedi mi daha dersem yine sıfat oluyor. Tamam mı? Yani ki sıfat da yapar, zamir de yapar. Arkasından isim gelirse ki sıfat oluyor. Arkasından isim gelmesi adı ilgi zamiri oluyor. Evet hocam, zamirlerimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zor bir konu değil. Efendim canım, söyle. Hocam bir şey, sizinki gelmedi ki, yani öyle bir şey dediniz. Aha. Ben toparlayamadım. Sizinki gelmedi mi dedim. Sıfat değil. Bence de ilgi zamiri değil mi? Çünkü arkasında hani nitelenen... Zamir dedim zaten. Yok zamir dedim zaten. Yok. Sizin gelmedi mi dersem sizinki yine zamir olarak kullanılmıştır dedim. Tamam, teşekkür ederim. Hocam peki mesela soruda şöyle bir şey sordu. İşte kaç tane sıfat var mesela? Biz sadece mesela atıyorum dünkü gerçekten çok güzeldi ki dünküyü almayacak mıyız? Sadece kelime olan zamirleri alacağız. Şimdi dünkü orada ek halinde zamir. Evet. Alamazsın onu. Eğer kaç tane zamir vardır derse bunu alamazsın. Tamam. Bu ek halinde çünkü, tamam mı? Tamam. Eğer bir daha söyleyeyim, paragraf verdi. Kaç zamir var derse sadece kişi, işaret, belgisiz ve soru zamirlerini sayacağız. İlgi zamiri olan ki'yi ve iyelik eki olan zamiri saymayacağız. Bunları ismen sorması lazım. İlgi zamiri vardır demesi lazım. İyelik zamiri vardır demesi lazım. Ya da ek halinde zamir vardır demesi lazım. Tamam mı? Tamam hocam, sağ olun. Haydi bakalım o zaman soruları da hemen hızlıca halledelim. Şöyle bizden sonra, çünkü ders varsa çok da onları şey yapmamak lazım. Evet. Şöyle ben çekeyim. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz, cevapları bana özelden atacaksınız. Ne diyor? Bu sözcük bu cümledeki aynı görevde değildir diyor. Bu soruyu çözerken ne diyeceğim? Bu işaret olabilir,
Yani işaret zamiri olabilir ya da işaret sıfatı olabilir. Burada hangi görevde onu bulup ondan sonra da bakmak gerekiyor. Haydi bakalım cevaplar sizden gelsin. Evet, güzel. Cevaplarımız geldi. Merhametin bu yerlerde adı kalmamış diyor. Bu yerler arkasından isim gelmiş bir tamlama oluşturuyor. O yüzden sıfat olacak. Yani bana sıfatla aynı görevde değil dediğine göre bana zamiri soruyor. Dünyası yıkılmış insanlara bu yapılır mı diyor. Bu'dan sonra isim gelmediğine göre bu da zamir olarak kullanılmış cevabımız. O yüzden Adana olacak. B'de bu civar sıfat, bu iyilik sıfat, bu şartlar sıfat, bu güzel günler sıfat. O yüzden birinci sorumuz Adana olacak. Şimdi ikinci soruyla ilgili ben size bir uyarıda bulunmak istediğim için soruyu ben çözeceğim arkadaşlar. Şimdi ikinci soruda soru anlamı zamirle sağlanmıştır diyor. Arkadaşlar bunu bana sıfatla da sorabilir. Hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır da diyebilir. Bakın. Soru zamiri vardır başka bir soru kalıbı, soru anlamı demek başka bir soru kalıbı. Önce içinde soru geçen şöyle sözcükleri bulmanızı istiyorum. Eğer cümlelerde mi geçiyorsa o şıkkı hiç tereddüt etmeden eleyin. Çünkü mı mi edattır arkadaşlar. Musun, mıydı, mı birer soru edatıdır ve hiçbir zaman zamir olarak kullanılamayacak. O yüzden de bu tarz sorularda soru anlamı sıfatla, zamirle, zarfla sağlanmış diyorsa içinde mı geçen bütün şıkları elemeniz gerekiyor. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Onlar edat çünkü. Şimdi bu soruyu neden bana soruyorsun? Eğer sorunuz bir sebep sorusa o zaman zarftır. Haftaya öğreneceğiz. Kaç kişi diyor bu sıfat? Ne zaman diyor, işin yapılma zamanını soruyorsa da zarftır. İşin yapılma zamanını, sebebini soruyorsa zarftır. Az önce ben ne dedim? Ne ve kimle başlayanlar zamirdir. Bu kadar hazırlık kimin için diyor, Ali için diyebiliyorum. Cevabı isim olduğuna göre bu bir zamir olacak. Cevap Edirne. Tamam mı? A'daki sebep sorduğu için zarf. B'deki isme soru sorduğu için sıfat. C, ne zaman evlenmek, fiilin zamanını sorduğu için zarf. M, her durumda edat. O yüzden cevap Edirne olacak. Evet, üçüncü soru sizde arkadaşlar. Belgisiz zamir diyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Mesela bu soru zamirinde kendimiz mesela soru soruyor ya. Cevap verdiğimizde sorduğu sorunun yerine isim getirebiliyorsak zamir, ya böyle bir düşünceye varabilir miyiz? Evet, az önce onu dedim ya, bu kadar hazırlık kimin için diyor? Ali için diyebiliyorum. Cevabı isimse ya da cevabı zamirse soru kesinlikle zamirdir. Mesela nerede oturuyorsun? Şurada diyorum. Cevabı zamir. O zaman o sözcük zamirdir. Çünkü ben o şekilde gittim ama emin olamadım. Hani ben bir şeye bir kelime arıyordum. Yok, tamam. Öyle de yapabilirsin, tamam mı? Tamam, teşekkürler. Hadi bakalım üçüncü soru. Belgisiz zamiri soruyor. Hem belgisiz olacak hem ek alacak. Evet arkadaşlar, cevaplarımız doğru. Şimdi bazı ağlamak zaten zarf, bu gitti. Bazı günler sıfat, çoğu zaman sıfat, kimi üyeler sıfat ama buradaki kimisi zamir olarak kullanılmış.
hiçbir zaman sıfat. Cevap denizli. Bu tarz sorularda dikkat edin. Bazen iki tane de kullanılabilir. O yüzden önemli. Dört, iyilik zamiri yoktur diyor. Bak böyle İspan soracak bunları işte. Dördüncü soruda iyilik zamiri yoktur diyor. Yani iyilik eki almış, kelime yoktur diyor. Cümlenin anlamı önemli ama dikkat edin. Evet hadi bakalım. İsim tamlamalarında hep iyilik eki vardır. Onu da bir daha bir hatırlatmış olalım. İyilik zamiri yoktur diyor Gülşah Buket. İsim tamlamalarında hep iyilik eki vardır dedik. Kentin sokakları iyilik ekidir orada. Çünkü o bir tamlama. İsim tamlamalarında hep vardır. Bu biraz sizi zorladı galiba ya. Yanlış cevaplar veriyorsunuz. Yani doğru cevap veren az öğrenci oldu şu ana kadar. Buna beraber bakalım dilerseniz. He. Son günlerde kafası oldukça karıştı diyor. Onun kafası diyebiliyorum. Burada iyilik eki var. O zaman iyilik zamiri var. Sözleri yabana atılır cinsten değil. Onun sözleri diyebiliyorum. Yine iyilik eki var. Sorunlarınızı hiç çekinme bana açabilirsiniz diyor. Sizin sorunlarınız. Burada da iyilik eki var. Kentin sokakları zaten at tamlaması olduğu için kesinlikle iyilik olmak zorunda. Cevap denizli. Evleri köşe bucak bırakmadan aramışlar. Onun evleri aramışlar olmaz. O yüzden buradaki iyilik eki değil. Buradakiler çokluk, iyi de hal eki olarak kullanılmış. O yüzden cevap denizli olacak. İsim tamlamalarında tamlanan eki her zaman iyilik ekidir. Unutmayacağız, tamam mı? Hadi bakalım beşinci sorumuz. Bu sözcüğü işaret zamirini soruyor arkadaşlar. O çok çıkmamış orada. İşaret zamirini soruyor. Evet arkadaşlar, bu sözler demiş, sıfat olarak kullanılmış. Bu durum diyor, sıfat olarak kullanılıyor. Bu tablo diyor, sıfat olarak kullanılıyor. Yine bu karar demiş, sıfat olarak kullanılmış. Ama bu böyle demez derken zamir olarak kullanılmış. O yüzden cevap B olacak. Güzel. Altıncı sorumuz arkadaşlar, belgesel zamir yoktur soruyor yine. Belgisiz zamir yoktur. Evet, iki farklı cevap geldi. E diyen var, C diyen var. Bir bakın bakalım hangisi doğru cevap. C diyorlar peki. E diyenler de var. Hadi beraber bakalım o zaman. Toplantıya katılanların hiçbirini diyor. Ek aldığına göre zamir. Bazıları diyor. Ek aldığına göre zamir. Başkalarına demiş, başka insanlara dememiş. Başka insanlar deseydi sıfat olacak. Başkalarına dediği için zamir. Kimileri demiş zamir ama Edirne'de çoğu insan demiş. Arkasından isim gelmiş, tamlama oluşturmuş. O yüzden bu sıfat olarak kullanılacak. Cevabımız Edirne. Tamam mı? Evet, yedinci soru. Bak çok güzel bir soru. Soru anlamı zamirle diyor. O zaman ben buradan bir kere A'yı misin olduğu için direkt eleyeceğim. B'de mi olduğu için eleyeceğim. Edirne'de mı mi olduğu için eleyeceğim. Soru anlamı dediği an
İçinde mı, mi, mısın, misin, musun olanları eleyeceğim. Çünkü onlar edat olarak kullanılmış. Bakın 5 şıktan 2 şıkka indirdim. Aralarından bulmak tabii ki sizin işiniz, daha kolay. Soru anlamı zamir, soru anlamı sıfat, soru anlamı zarfla sağlanmışlarsa mı, mi'ler direktman gidiyor. Tamam mı? Evet, sorumuzun cevabı Denizli olacak, değil mi? Bugün neden diyor. Sebep soranlar az önce söylemiştik. Zarf olacaktı. Cevabımız Denizli. Hangisini diyor? Ek almış. O yüzden zamir olacak. Hocam, evet, zarf olarak kullanılmış. Soruda mesela hangisi soru anlamı sıfatla sağlanmıştır dediğinde neye bakıyorduk? Onu bir hatırlatır mısınız? Soru anlamı sıfatla, soru anlamı zamirle, soru anlamı zarfla sağlanmış derse İçinde mı, tamam, mısın, onu biliyorum. Attık. Mesela zarf, bu tarz sorular sıfatta da çıkıyor ya mesela. Onda aynen böyle neye bakıyorduk? Aynısını peki yapacaksın. Arkasından aynen isim geleni alacaksın. Tamam. Mesela aralarından hangisini seçmek doğru diyor ya. Hı. Aralarından hangi kalemi seçmek doğrudur deseydi soru sıfatlı olacak. Anladım. Soru belirten sözcüğün arkasından isim gelmesi gerekiyor. Aynen öyle. Tamam. O zaman da sıfat oluyor. İsim tamam gelmezse zamir oluyor. Fiil gelirse zarf oluyor. Mantık tamam hep aynı. Tamam. Peki. Hadi bakalım 8. Kişi zamiri yoktur soruyor. Kişi zamiri yoktur. Evet, hangisinde ismin yerine geçen, insan isminin yerine geçen bir kelime kullanılmamıştır diyor. Evet, nedir cevabımız? Yok mu bir cevabınız? Geldi şimdi cevaplar. Güzel. Evet, Bursa'da onu dinlemeden karar vermeyin, Ali'yi dinlemeden karar vermeyin diyebiliyorum, bu kişi zamiri. Dünkü kazadan senin derken Ali, Ahmet diyebiliyorum, kişi zamiri. Denizli'de bize var, Edirne'de onlara var, bunlar kişi zamiri. Adana'da bunu işaret zamiri, başka biri derken başka sıfat, biri belgisiz zamir. O yüzden cevabımız Adana olacak. Bazı zamirler var ama hiçbiri kişi zamiri değil. Tamam mı? Burası biraz kötü çıkmış ama okunuyor mu? Okuyabiliyor musunuz 9. soruyu? Bende çok böyle bulanık görünüyor ama çekerken herhalde sıkıntı olmuş. Evet, 9. Hangilerinde zamir vardır diyor. Evet, bakalım. Güzel. Yukarı numaralanmış dizelerin hangilerinde zamir vardır demiş. Bir de ben kelimesi var, kişi zamiri. Bir de 4'te kendi kelimesi var. Kendi her durumda zamirdir demiştim. Unutmayacağım. 1 ve 4 olan C seçeneğimizi işaretleyeceğiz. Arkadaşlar, soruların devamını ben zaten gruba atacağım. Bir 4 tane sorumuz kaldı ama bugün dersi bitirelim. Çünkü benden sonra başka eğitim grubu arkadaşlarının da herhalde dersi olacak. O yüzden onlar için yayını tamamlamam gerekiyor artık. Tamam mı? Son 4 sorumuz kaldı. Onları da siz çözün. Cevapları altında var. Yapamadığınız olursa bana atarsınız. Evet, sıfatlarla zamirleri öğrendik mi? Öğrendiniz mi? Evet hocam, teşekkür ederim. Evet hocam. Zamirler daha zor ama sıfatlara göre. Yani evet, biraz daha ezber istiyor ama bol bol soru çözeceğiz onlarla ilgili. Oturacak o. Haftaya dediğim gibi konularımızı bitirelim. Ondan sonra onlarla ilgili biraz soru çözeceğiz sizinle. Evet hocam. Karma. İki tane yanlışım oldu. Yani hiç önemli değil. O dediğim gibi soru çöze çöze yerleşir o, tamam mı? Yani içinde
isim olan, sıfat olan, zamir olan karma sorular da çözdüreceğim ben size. Belki 100 tane, belki 200 tane sorumuz olacak onlarla ilgili. Sorularınızı hazırladım ben, hazırda duruyor. Ama sizler de lütfen Çekkopartlarınızdan mutlaka soruları çözün. Murat Eğitim'in vermiş olduğu kitaplar var. Onlardan da mutlaka çözün. Elinizde de kaynak iddia vardır. Yani bu zamiri, sıfatı, ismi tamlamayı en az bir 4 kaynaktan bitirin. Tamam mı? Bitsin hepsi. Ya sene sonuna kalsa falan demeyin. Mutlaka bol bol bunlarla ilgili. Şimdi soru çözmezseniz hiç pekişmez çünkü. Şimdi mutlaka bunlarla ilgili hemen soru çözün. Tamam mı? 4 konumuz vardı. İsim, isim tamlaması, sıfat ve zamir. Birikmesi. Bu sizin ödeviniz olsun haftaya kadar. Tamam? Tamam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.